Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün size çok basit ve pratik bir tatlı yapacağız. Limonlu muhallebi tatlısı yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz, muhallebi için gerekli olan malzeme 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yani biraz az olacak 1 su bardağından. 1 vanilya, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Muhallebi için olan malzemeler bunlar. Limonlu muhallebimize de 5 su bardağı limon suyu kullanıyoruz. 1 çay bardağından 1 parmak az şeker, 3 yemek kaşığı nişasta. Ve muzlu yapmayı düşünüyorum. İçine muz da ilave edeceğim. Şimdi yapılışına geçelim. 2 yemek kaşığı nişastamı tenceremizin içine alıyorum. İki yemek kaşığı unumu alıyorum. Bu muhallebi için olan miktar. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve 4 su bardağı sütümüzü ilave ediyorum. Ve limon suyumuz için hazırlayacağımız jel için 3 yemek kaşığı nişasta tenceremi alıyorum. Ve 1 çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Limon suyumuzu. Bir litre aşağı yukarı zaten 5 bardak geliyor. Ocağın altını açmadan önce iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırması daha kolay olacak. Evet, hiç topaklanma içinde kalmaması gerekiyor. Evet, iyice karıştı. Topaklanma kalmadı içinde. Şimdi bunu karıştıralım. Ve içine renk versin diye ve güzel bir tat verecek. Aroması harika oluyor. Bir portakal kabuğunun rendesi. İyice karıştı. Evet, ocağımızın altını açıyoruz. İkisini de aynı anda hazırlamamız gerekiyor. Çünkü aynı anda kabımızın içine ilave edeceğiz. Ve kaynayana kadar ikisini de karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar. Allah'tan iki elimi de kullanabiliyorum. Portakal aroması şimdiden kokusu o kadar güzel evin içini sardı ki. Evet, koyulaşmaya başladı.
Vanilyamızı ilave ediyorum. Bir paket. Kaynamaya başladığı an 3-4 dakika kadar kaynatıyoruz. Kıvam aldı. Evet, limon suyumuz da koyulaşmaya başladı. İkisi de aynı anda. Evet, gördüğünüz gibi jelimiz de hazır oldu. Kabımızın içine öncelikle ıslatıyoruz. Rahat içinden çıkarabilmemiz için ve suyunu süzüyorum. Evet. İyice süzüyoruz suyunu. Damlacıklar falan kalmaması için. Ve portakal kabuğu rendesinden biraz ayırmıştım. Üzerine renk versin diye şu şekilde. Şöyle dağıtalım. Harika bir görüntü oluyor. Önce muhallebimizden içine döküyorum. Ve jelimizden döküyorum. Tekrar muhallebi. Tekrar jel. Bir limonumuzu fazla daha bitirmeden muzlarımızı şu şekilde. Ve soğuyana kadar bekletiyorum. Kalanını da bardakları alıyorum bu şekilde. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Yakından göstereyim. Şimdi içinden rahat çıkarabilmek için şu kenarlarını şu şekilde elimizle destek olalım. Şimdi kabımıza ters döndürüp çevirip içine alacağız. Yavaşça kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şu güzelliği görüyor musunuz? Hiç üzerine süslemeye bile gerek yok diyeceğim ama yine bir süsleyelim. Çünkü yeğenimin doğum gününün günü var bugün. Pastasının yanında güzel bir renk alacak. Şu şekilde süsleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem oldu tatlımız. Bir dilimini tabağıma aldım bile.
Gördüğünüz gibi muzlu, çilekli her türlü yapabilirsiniz. Evet, tadına bakıyorum. Muhteşem olmuş. Evet, benden de bugünlük bu kadar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.